elbiseler uydu mu? Evet, çizmelerden başka her şey uydu. Bunlar bağcıklı. Sizce zamana uyuyor mu? Elbette. Hiç Western filmi görmedin mi? Evet, gördüm doktor. Clint Eastwood hiç böyle şeyler giymiyor. Clint kim? Haklısınız. Henüz adını duymadınız siz. Artık çizme giymemiz gerek. Artık 1885'te böyle gelişmiş şeyler giyemezsin. Bunları 1955'te bile giymemelisin. Peki doktor, oraya gider gitmez giyerim, söz veriyorum. Tamam. Galiba hazırız. Depoya yakıt koydum. Giyeceğin elbiseler paketlendi. Belki lazım olur diye telsizini taze pil yerleştirdim. Oh! Bir yüzdürme aletin olsun. Havada yanaşma. Haklısın. Biliyor musun doktor, buradan Hil Vadisi'ne kahredici bir yürüyüş yapacağız. Bu en emin plan. Seni kalabalık yahut coğrafi durumu bilinmeyen bir yere geri göndermeyi göze alamayız. Geçmişte var olan bir ağaca çarpmak istemezsin herhalde. Orası tamamen açık bir arazi. Oraya vardığın zaman koşmak için çok geniş bir alan bulacaksın. Unutma, gittiğin yerde yol yoktur. Orada zaman aracını saklamak için mükemmel bir sığınak olabilecek bir mağara göreceksin. Hadi, yeni zaman devrelerinin kontrol tüpleri ısındı. Devre tamamlandı. Ben mektubu 1 Eylül'de yazdım. Seni hemen ertesi günü gönderiyorum. 2 Eylül'de orada olacaksın. Çarşamba günü 6 Eylül 1885 sabah 8'de. Ben 7 Eylül pazartesi vurulacağım. Beni kurtarmak için 5 günüm var. Mektubuma göre ben bir denizciyim. Oralarda bir dükkanım olması gerek. Bütün yapacağın zaman aracını sinema perdesine doğru 88 mil hızla sürmen. Ama doktor, arabayı sinema perdesine sürersem kızılderililere çarpın. Afi. Mektubu boyutları hesaplayamıyorsun. Sen bir anda 1885'e gönderileceksin. Bu kızılderililer orada olmayacaklar. Doğru. Hadi. Hikmetinde talih açık olsun. Gelecekte görüşürüz. Yani geçmişte. Doğru. İyi yolculuklar Mati. Sağlıkla geri dön. Hazır mısın? Evet, hazırım. Ateş! Lan. Kızılderililer!